Tolga ve Nilay. Şimdi Nilay 3 ay önce evi terk ediyor ve Tolga'nın araştırmaları sonucunda da her ikisi de yetiştirme yurdunda büyüyorlar. O araştırmaların sonucunda Nilay'ın başka biriyle bir beraberlik yaşadığını öğreniyor ve eşini aradığını, onu bulmak istediğini söyleyerek programımıza başvuruda bulundum. Bugüne kadar işlediğimiz konuların çok daha dışında, kendi içerisinde değerlendirilmesi gereken bir hayat hikayeniz var. Her ikinizin ayrı ayrı ve ikinizin de beraber. Bundan sonra atacağınız o adım ve adımlar sizin geleceğinizi daha net bir şekilde de belirleyecek. Önce Nilay gitti. Nilay saf, kandırılır, aldatılır bir kadındı ki ben de onu defalarca kandırdım dedin. Evet. Geri döndürmek için. Hele yaşadığı yer çok kötü. Bir insanın yaşayamayacağı bir yer. Bir de döndün baktın dedin ki ne kadar zayıflamışsın. Halbuki karşında kendi kararını alan bir kadın var değil mi? O yaşadığı yere ve eve gittik. Bakalım Tolga'nın anlattığı gibi mi? Şu anda Silivri'deyiz. Tolga Özçel'in iddiasına göre karısı Nilay'ın, yani şu anda resmi nikahlı olan Nilay'ın Silivri'de konteyner ve çadırlarda kaldığı iddiası vardı. Bu iddialar üzerine biz şu anda Silivri'de Nilay'ın kaldığı eve geldik. Çadır değil tabii burası. Bir bina, bir daire. Şu anda Nilay'ın yanına, evine gidiyoruz. Nilay merhabalar. Merhaba. Müsait misin? Tabii ki de müsaitim. İçeri girmek istiyoruz ama evi görmek istiyoruz. Buyurun görebilirsiniz. Öyle iddiası olabilir ama bakabilirsiniz her tarafına. Burası mutfağımız. Gördüğünüz gibi kendisinin hem çadıra benzer bir hali yok bence. Gayet bir normal daire. Devam edebiliriz evin görmeye. Tabii ki. Burası da lavabomuz. Gayet normal bence. Düzenli bir ev. Düzenli bir ev tabii ki. Ne zamandan burada yaşıyorsunuz? 3 aydır. Buradasınız. Evet. Burası? Burası bizim yatak odamız. Buraya da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiç anlatılanlar gibi değil, gayet normal bir ev. Sizin fotoğraflarınız mı? Evet, orada düşünüldüğü gibi zorla tutuluyorum falan. Burada gayet de mutluyuz, neşeliyiz, huzurumuz var. Burası? Burası depomuz. Kullanılmayan eşyalarımız burada. Salonu da görebiliriz. Salonumuz da böyle. Burada oturuyorsunuz? Evet, burada oturuyoruz. Nilay, kaç kişi yaşıyorsunuz bu evde? Ailem ve ben yaşıyorum ve eşim yaşıyor. Eşin, sen? Ve ailem yaşıyoruz. Ailem derken Yaşar'ın anne babası mı? Anne babası evet. Herkesi korkutmuş. Nilay çok kötü bir yerde falan. Esra ablanın korktuğunu zaten dile getirdi dün canlı yayında. Onun için rahatlatmak adına ben istedim zaten burayı görmenizi. İnşallah. Evet. Sandıkları gibi bir yer değil yani. Eşim derken ben onu öyle görüyordum. Öyle görüyorsun. Evet, görüyorum. Peki resmi nikahlı olarak kiminle evlisi? Tolga Özçelik'le. Tolga Özçelik'le. Ama ben onu hiçbir zaman görmedim. Efendim? Hiçbir zaman eşim olarak görmedim. Şimdi sizin yetiştirme yurdunda büyümeniz, birbirinize kol kanat germeniz, bunun üzerine resmi nikah kıymanız o ayrı bir hikaye. Normal değildi zaten, cahildik. Ha? Cahildik, normal bir şey yapmadık. Peki. Çok da küçüktük. Sen karşı tarafa eşim diyebiliyorsan ona eşim diyebilmen için Tolga'yla da boşanman gerektiğini biliyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Orası kimin evi? Bizim evimiz. Sen o eve ait biri değilsin. Kimin evi orası? İleride evlenebileceğim adamın evi. Orası kimin evi Nilay? Ya benim evim, bizim evimiz. Ya benim evim diyebiliyorum. O evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Yaşar'ın annesi, babası, ben. Şimdi niye Yaşar benim oldu. Önümdeki listede 7 kişilik bir onlar şey var? Onlar bazen gidip gelebiliyor bebek olduğu için. Çok sık bizde yaşamıyorlar. Niye? Tam tersi yapılan görüşmelerde o evin içerisinde Yaşar Bey'in annesi babası, iki erkek kardeşi, evet. Yaşan erkek kardeşin eşi ve bir de bebek yaşıyor biliyorsunuz. Evli olan Yaşan kaynatasında erkek kardeşi kalabiliyor, evde, eşiyle beraber. Bizde kalmıyor. Bu 7 kişilik ailede kim çalışıyor sadece işe giden?
Tolga Özçelik'in sayesinde, şu an gördüğünüz sayesinde üçü de işten atıldı. Bir lafıyla hem de atıldı. Hani arıyor oraya, diyor ki fabrikada. Ben diyor, benim karımı kaçırdı diyor. Hayatı tehlikede yaşadığını bilmiyorum diyor. Böyle tehditlerde savunuyor. Üç gün çalışıyor hepsi. Sonra atılıyor. Tolga'nın yüzünden derken... Sen karşılıyor musun? Tolga arıyor fabrikayı. Bak şimdi Tolga niye arıyor? Sen gayet diyorsun ki gayet normal evimiz. Sence normal mi? Bana göre normal. Ben huzurluysam, mutluysam bana göre normal. O kadar böyle bir lüksün yok. Gayet evli bir kadın, böyle ben rahat, burası benim evim. Gider boşanırsa... Mesela bu tavrı asla beklemiyordum senden. Şu tavrı beklemiyordum. O evin masraflarına sen de destek oluyor musun? Mutfağına falan. Oldun mu? Orası senin evin, normalde yapman lazım. Senin evinse eğer. Çalışamıyorum işte. Sürekli tehditler. Yani ne bileyim, elindeki kredi kartını kullanıyor musun? Hayır, kullanmıyorum. Bunların dökümleri bir şekilde çıkar. Ben zaten çıkarttım, kendim çıkarttım. Yok. Nilay, bırak Tolga tarafında, öbür tarafı da unut. Tamam. Sen devlet memuru olmak istiyordun değil mi? İstiyordum, evet. Niçin olmak istediğini söyler misin bana? Yani bir şeylerin sahibi olmak istiyordum. Neye sahip olmak istiyordun? Kendi ayaklarımın üstünde durmayı çok istiyordum. Kendi ayakların üzerinde durursan ne Tolga'ya ne de karşı tarafa ihtiyacın olur mu? Ya, olmak da istemiyorum çünkü benim istediğim şu an insan hayatımda. Ben şöyle söyleyeyim, annemden babamdan bu kadar sevgiyi gerçekten görmedim. Yaşar'ın annesi mesela üstüme titriyor. Karşımdaki başka bir kadın, benim gerçek annem değil. Ama annem beni böyle sevmedi. Belki o da olabilir mi, Yaşar'ın ailesinin bu sıcak tavrı? Orayı sana yuva, şimdi yetiştirme yurdunda büyümüş bir genç kız düşünün. Bir kalabalık bir aile ortamında karşı taraftan da sevgi görüyor. Sevgi görmüyor. Sevgi görmüyor. Bu soruyu ben Nilay'a ben sevgi duyduğumu, gördüğümü düşünüyorum. Sokağa atıyor. Hayır. O kadın sokağa atmıyor. Attı. O kadın eşimi sokağa attı. Bırakman için yapıyor. Yanında hatta, benim. Hatta eşimi sokağa attı. Nasıl biliyor musunuz? Kanıtlar mısın? Kanıtlarım. Belgeleri tamam, bende var. Ben yanındaydım kanıtları söylerken. Kanıtları var bak. Ben de şu an... Arıyor, diyor ki geleceğim oraya. Eşimi at diyor. Hayır. Kendisi bunu at söylüyor. At evet diyor. Kendin diyor, bana gelsin. Eşimi aramak bunu kadar doğal bir şey yaptım. Var mı? Annemin kapısından da. Bir saniye. Ya atıldım. Sen söyleyecek bir şeyleri bırakmıyorsun ki. Söyleyeyim. Sen konuştun. Hadi benim ben de söyleyeyim. Konuşma hakkım var. Ağzımı hiç açmayayım. Elimdeki belgeleri koyayım. Onlar konuşsun. Bak şöyle bir şey. Ben haksız düşeceğim bir duruma gelecek olsam hiçbir şekilde bir şeyin peşinde koşma. Haklı, bu zamana haklıyım kadar ya da haksızım. Koştun? Haklıyım ya da haksızım. Elimde bir sürü belgeler var. Ben olabilir, konuyu hiç uzatmak istemiyorum. Şu kadın yanına gittiği kişi. Hı. İlk aradığında Nilay yanınızda mı dedin? Evet yanımda dedi. Neden yanınızda dedim? Ben onun kocasıyım dedim. Hakkında kayıp başvurusu bulundurdum dedim. Nasıl madem ya? Sen benim kocamsın. Bir saniye, ben bir seni sevmiyorum. İzin neden misin? Neden beni boşamıyorsun? Bunun tamam, cevabını ben konuşmayayım. Kendisi konuşsun. Kendi soruların cevabını verebilir. Ben almak istiyorum ama. Cevabını. Sen niye boşanma davası açmıyorsun işte, Nilay? Ben açtım. İkimiz birlikte gittik. Yeniden aç. Ya açsan zaten bile bak şunu anlamıyorsunuz. Bunu normalleştiriyorsunuz. Evet. Evet. Yani bu evli bir kadının gidip fiilen biriyle evet, kendi evim diye tanıtması ve gayet hiç kabullenmesi. Yaptıklarının suç olduğunu bilmeyen bir insan var ortada. Şimdi ben bunu burada direkt reddediyorum. Boşanıyorum desen. Bunu şimdi bu halde yapan insan boşanma daha sonra davası da yapar. Devam yapmam ederken bile eşine sadık mı kalmak durumundasın. Yani evet, böyle ben istedim, canım istedi. Evlilik kurumu böyle sizin bildiğiniz değil gibi çocuk oyuncağı niye değil. Evlilik... Gider boşanırsın, o ev senin evin evet de olur, yuvan da olur. İstersen 15 kişiyle i̇şte evet demek istediğim bu. Gidersen evet açarsın, boşan, iradene göster. Bana diyorlar ki. Hür irademle diyorsun ki ben hür irademle evden ayrıldım. Hür iradenizle gideceksiniz. Evet. O evlilik kurumuna zarar vermeyeceksiniz. Evet. Boşanma davanızı açacaksınız. Yaptığı şeyi normal bir şey gibi sanıyor kendisi şu anda. Ölüme ben onu anlatmaya çalıştım. Daha önce yapsaydım ben keşke. Ben şunu söylemek istiyorum. İlk aradığımda arama kayıtlarında o kişiyi aradım. Umut Güreşir diye bir çocuk çıktı. Dedim ki Nilay Özçelik'i tanıyor musunuz? En son ne zaman görüştünüz? Bak elimde kayıtlar var ki ona söylüyorum. Noktasına kadar virgülüne kadar söylüyorum. 2-3 gün önce görüştük dedi. Annesi sahibi görüşünde evine gittik dedi. İmam nikahı kıydık dedi. Polis karakol tutanağı da var. İfadelerde var.
Tamam, dinliyorum seni şu an. İmam nikahı kıydık dedi. Pardon. Nilay'a istemek için annesinin evine gittik. Yaşar denilen güreşire, abime imam nikahı kıydık dedi. Nasıl olur ya dedim, ben onun hakkında kayıp başvurusu yaptım. Onun kocasıyım ben dedim. Bir kere dedim Nilay'ın kızlık soy ismi Yıldız dedim. Benim ismim soy ismim Tolga Özçelik dedim. Soy isminden Özçelik yani soy isminden anlamadınız mı? Hadi onu anlamadınız dedim. Evlilik cüzdanının arkasında evlilik cüzdanı yok mu dedim. Yok dedi, 70-60 dedi. Kaybet bir saniye. Buyurun Nilay, evet. Madem beni bu kadar önemsiyor, seviyor, aşık ya. Kendi ayaklarına gelip kendin alacaktın. Oradan annemi arıyorsun diyorsun Nilay ki ya? Bana yolla diyorsun. Annemi ara diyor, Nilay, annemi arıyor diyor ki. Çok özür dilerim. Seni oradan gelip alsa sen de kuzu kuzu gidecek miydin? Hayır, ben onunla yine konuşacaktım. Hani ben istemiyorum. Oradan annemi arıyor, babamı arıyor, annemi bana İşte neden arıyorum? Neden arıyorum? Bir sorsana. Ya ben sana zaten cevabını vermişim. Vermedin. Ben senin sesini daha dün ilk defa duydum. İkinci kez duydum. Tolga, yalan atmaya gerek yok bence. Ya tamam. Sen aradığında her seferinde benim sesimi duydun. Hayır. Her seferinde istemediğimi de duydun. Duymaması önemli değil ki. Sizin yaptığınız davranışlar ve sonrasında bunu devam ettiriyor olmanız önemli. Yani sesini duydu, ne oldu? Tolga yalan, yani duymadım diyor, duydun diyor. Tolga yalancı mı oldu? Hayır, de annem de ben de dedim zaten. Evi terk etti, yüz yüze onu görüşelim dedim hani. Ha, tamam doğru, evet 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 evet, bana demedi, anneme söyledi. Annemi adreslerini gönderdim. Orada bir yakın bir yere geliyor. Bir kız çocuğu görüyor. Diyor ki affedersin diyor Nilay Özçelik'i tanıyor musunuz diyor. Şu kapı numaralı işte. Nerededir diyor. Rastlantıya bakın, ben kardeşi çıkıyor. Ben anneni çağırmıyorum. Kardeşi ufak. Ben anneni çağırmıyorum, seni çağırıyorum. Bir saniye. Kardeşi çıkıyor kardeşine. Bak Allah'ın hikmetine bak. Eşinizi o eve hangi sıfatla çağırdınız? Ne sıfatla Allah girecekti? Zaten içeride kocam var diyorsunuz. Ama beni çağırıyordu. Hayır, siz ne sıfatla çağırıyorsunuz? Orası sizin eviniz. Için. İçeride kocanız olduğunuzu söylüyorsunuz. Tolga Bey o kapıyı hangi sıfatla çalacaktı? Annemde kalıyordum evet. O zaman hocam. Bana dedi ki konuşmak istiyorum dedi. Esra abla, ben anlatıyorum şu an. Anlat, konuşmak istiyorum dedi. Ben dedim ki telefonda olmaz, zaten ben de biliyordum mesajlaşmayla olmaz hiçbir şekilde. Annemde kalıyordu. Ben dedim ki o zaman gel dedim, maaşını alınca şu an gelemeyeceğini zaten biliyorum. Gel dedim konuşalım, bu böyle nereye kadar, sen orada ben burada. En iyisi bitsin dedim ama dedim yüz yüze bakalım konuşalım dedim.